Lab coat, rip off Doctor Strange. You know what, you're right. I could get used to this magic. Hayatımıza Rick and Morty denilen bir şey girdiğinden beri her sene mutlaka bu zamanlarda bir Rick and Morty sezonu başlar ve biz onu keyifle izleriz. Şimdi yıl oldu 2024 ama bu sene Rick and Morty'nin yeni bir sezonu gelmedi. Gelmemesindeki asıl sebep şuydu ise Vile Audio Svim, yani Rick and Morty'nin yapımcısı, fark etti ki bölümlerin kalitesi artık eskisi gibi kaliteli değil. Hem yazarların Türk dizisi gibi sürekli yazmasından hem de animatörlerin sürekli yapımla uğraşmalarından dolayı sevgili Audio Svim dedi ki arkadaşlar, dostlar, canlar, yapımımızın kalitesini bir tık daha artırmak için bu sene Rick and Morty gelmeyecek dediler ve biz de üzüldük ama bir yandan da sevindik. Çünkü hatırlarsanız son sezonlarda ne demiştim dostlarım, Rick and Morty'nin kalitesi gitgide düşüyor, umarım bunu düzeltirler demiştim ki onlar da sanki benim bu sözümü duymuşlar gibi direktmen kendi kalitelerini düzeltmeye karar verdiler. O yüzden ben de dedim ki ya Rick and Morty'nin eski ve çok güzel bölümleri var, bunları tekrardan izlemeye başlayayım. Tekrardan izlerken bugün 4. sezon 4. bölüme denk geldim ve ne kadar güzel bir bölüm dedim ya kendi kendime. Sonra bu güzel bölümün neden videosunu yapmıyorum dedim ki hem bu göndermeleri anlatırım, hem yaptığım çıkarımları anlatırım, hem de Rick and Morty'siz kaldığımız bu günlerde ufak da olsa sizin bu bölümü izlemeniz için bir sebep olmuş olur tekrardan. Şimdi bölümün başlarında sevgili dostumuz Morty ve yanında da sevimli tatlı kedi bir arkadaşıyla beraber koşuyorlar. Bunlar koştukları esnada kedi arkadaşı maalesef ölüyor ki biliyorsunuz ki ben kedileri çok çok severim. Burada da bu kedi dostumuza üzülmüştüm zaten. Ardından Morty çaldığı şeyi gösteriyor ve Rick de umursamaz bir şekilde aa tamam o zaman deyip geçiştiriyor burayı. Çünkü Rick Morty'den bir şey çalmasını istemiş ve çaldığı şey Rick'in tam da beklediği şey olmadığı için Rick bir hayal kırıklığına uğramıştı. Ardından Morty de diyor ki Rick sen hayal kırıklığına uğradın ama benim hayallerimi bozma, hadi bana bir ejderha al diyor. Rick de umursamaz bir şekilde he he deyip geçiştiriyor ama bakıyor Morty susmuyor ve orada hayatın hatasını yapıyor. Şimdi uzayda gidiyorsun, dibinde bir araç var, ne yapman lazım abi normal olarak? Dünyaya kadar sabır etmen lazım ama sevgili dostumuz Rick'te neredeyse hiç sabır olmadığı için dünyaya kadar sabır edemiyor ve açtığı bayıltıcı gaz sayesinde önce Morty bayılıyor, sonra kendisi bayılıyor. Ardından gözlerini açıyor hastanede ve yanında kızı Beth var. Şimdi şöyle bir olay var dostlarım. Rick kabul ediyor ejderhayı almaya Morty'ye ama burada da çok büyük bir gönderme var. Burada bir Game of Thrones göndermesi var. Yani geçmişteki yıllarda, yani 4. sezonu çıktığı zamanlarda Game of Thrones çok revaçta olan bir diziydi ve herkesin ağzında bir ejderha, bir ejderha, amanın ejderhalar, yamanın ejderhalar diye de herkesin ağzında dolaşırken sevgili Rick and Morty'nin senaristleri de böyle bir bölüm yapmak istemişler ki hem bir yandan Game of Thrones'a biz bir laf sokalım ve hem de bunu Rick'in ağzından yapalım demişler ki çok da tatlı olmuş. Rick bir yandan ejderhayı o kadar gömüyor ki, ejderhacılar o kadar gömüyor ki, yani yapımın içerisinde bir ejderha var ama ejderha boy fanlarına resmen bildiğiniz Shut Up The Blake yapıyor yani. Türkiye'den meyaliyle çok fazla laf sokuyor. Sonra Jerry ve Rick arasında bir muhabbet gerçekleşiyor ki öğreniyoruz ki eve bir konuşan kedi gelmiş. Jerry soruyor bunun seninle bir alakası var mı diye. Tabii ki de dostumuz Rick hayır diyor. Tabii Jerry kedinin gazına geliyor ve kediyle beraber kanka olduktan sonra beraber Florida'ya tatile gidiyorlar. Florida'ya gittikleri zaman orada insanlarla beraber vakit geçiriyorlar, eğleniyorlar, voleybol oynuyorlar ve kedi yapacağını yapıyor ve sahile sıçıyor. Evet bu bir şaka değil. Kedi gerçekten sahile sıçıyor. Vardan dostumuz Jerry de ne yazık ki kedinin kurbanı oluyor ve kedi kakasının bulunması sonucu bu suçu Jerry'ye atıyor ve herkes orada Jerry'yi kovalıyor. O yaptı. Tabi aralarında geçen bir muhabbet beni aşırı derecede şaşırttı. Yani Jerry diyor ki neden Florida'ya, kedi diyor ki çünkü Florida'da kimse soru sormuyor. Yani benim bir kedi olduğumu, benim neden konuştuğumu kimse sormayacağı için en güzel ve en rahat yer orası diyor. Ve ardından kalabalık Jerry'yi kovaladıktan sonra dostumuz kedi tekneye gidiyor ve teknede takılmaya başlıyor. Tabii ki de kedi Jerry'ye anlattığı kuralı çiziyor ve kedinin bizzat kendisi orada insanlara sorular sormaya başlıyor mantıklı bir şekilde. Bunlar da bakıyor ki kedi biraz kafa şişiriyor ve kediyi tekneden atıyorlar. Yani kedi en bariz bildiği ve yapmaması gereken kuralı çiğnediği için taklaya geliyor normal olarak. Ardından dostumuz Morty de ejderhasıyla takılmaya başlıyor. Gezmeye başlıyor ve filmlerde izlediğimiz o bütün uçma kaçmalı, bütün eğlenceli ve bizim filmlerde izlerken vay anasını dediğimiz sahneleri yerine getiriyor ve ardından ejderhayı ne yapmak istersin sorusuna Morty de diyor ki bir 20 dakika dinleneyim ondan sonra tekrardan devam ederiz diyor. Yani burada da yine aynı şekilde şunun göndermesini yapıyorlar ki dostlarım bugün bir ejderhanız
olsa da o filmlerde gördüğünüz muhteşem sahneleri yaşasanız bile yine de sıkılırsınız ve yine de sizin için bugün çok güzel gelen şey yarın çok monoton ve çok sıkıcı olabilir. Ardından dostlarımız Rick ve Summer da dizi izliyorlar. Tabi Rick ve Summer dizi izlerken burada da Rick diyor ki şu karakterle şu karakter sevgili mi olacak? Summer da diyor ki hayır, Rick sevgili olmayacaklar. Sonradan o iki karakter sevgili oluyor ve ejderha içeriye ateş püskürüyor. Rick de diyor ki ejderhayı durdurmaya gitmem gerek diyor. Summer da diyor ki dizi izlemeye devam etmeyecek misin? Rick de diyor ki zaten sevgili oldular, yani dizinin tadı kaçtı diyor. İzlemeyeceğim artık diyor. Şimdi burada da bizim dizilere güzel bir gönderme yapıyorlar. Yani bizim Türk dizilerini bilirsiniz dostlarım. Kızla erkeği sevgili yapmamak için, kavuşturmamak için bilmem sürekli böyle aralarındaki çelişki olsun da izleyiciler izlesin de aman aman biz daha fazla reklam katalım da diye sürekli böyle dizileri uzatıyorlar. Hem zaten bölümler 2,5 saatlik, hem de esas kızla erkek barışıp sevgili olup her şey mükemmel, mutlu, mesut yaşamasın diye sürekli bu şekilde işi sakız gibi uzatmayı tercih ediyorlar. İşte buradaki sahnede zaten ona gönderme. Sonraki sahnede Rick ve ejderhanın arasında bir vs gerçekleşiyor ama dostumuz Rick tabii ki de ejderhayı taklaya getirip yeniyor. Ardından ikilinin arasında tuhaf bir şekilde bir arkadaşlık başlıyor ve birlikte ot içip ardından da semada uçuyorlar. Hatta Taylor Swift konserine bile gidiyorlar. Burada ben aşırı derecede gülmüştüm dostlarım. Çünkü Rick'in bölüm başından beri bu kadar laf sokması ve bu kadar eziklemesinin üstüne yine de kalkıp ejderhayla takılması. Ah be Rick and Morty evreni, sen ne kadar da büyük ve sen ne kadar da tatlı bir evrensin. Ardından ejderha ve Rick'in arasında tatmine dayalı bir ruh bağı oluşuyor ve bu ruh bağının esnasında Morty ve Summer geliyor ve Morty belge yırtıyor. Ardından büyücü geliyor ve ejderhayı kamçılamaya başlıyor ve kamçıladıktan sonra da ejderhayı alıp götürüyor ki biz oradan da öğreniyoruz ki bunların meğerse ruhları bağlanmış. Yani ruhların bağlanması da tekrardan 2006 yapımı olan Eragon filmine çok güzel bir gönderme. Çünkü burada da ruhlar bağlanıyordu ve insana ne olursa ejderhaya da aynısı, ejderhaya ne olursa da insana da aynısı oluyordu. Ardından dostlarımız diğer evrene geçişte gittikleri sırada orada büyücüyle karşı karşıya geliyorlar ve burada da dostlarım çok büyük bir Harry Potter göndermesi var. Yani büyücünün şapkası bildiğiniz gibi Harry Potter'da sınıf seçimi yaparken giydikleri bir şapka vardı. O şapkaya gönderme ve kıyafeti de Dumbledore'un kıyafetine gönderme. Ah be Rick and Morty'nin yaratıcıları ve yazarları. Siz nasıl büyük insanlarsınız ki bu kadar güzel göndermeleri bir yapımın içerisine, hatta bir bölümün içerisine sığdırabiliyorsunuz ya. Ardından dostumuz Rick zor zamanlar yaşıyor ama yine de yılmadan kendine bir makine yapıyor ve bu yaptığı makine sayesinde büyülü şeyleri başka büyülü şeylere dönüştürebiliyor. Yani kendisi makine sayesinde sadece büyü yapabiliyor. Ki kendisi sabahtandır büyüyle dalga geçmesine rağmen. Özellikle Summer'ın giydiği kıyafet dostlarım Legolas'a gönderme. Yani Yüzüklerin Efendisi serisine. Arkadaşım Legolas'a böyle güzel bir gönderme okey yapın ama yani biraz abartılı olmuş. Özellikle Summer'ın akrobatik bir şekilde oku atmaya çalışması, ardından atamaması, ejderhanın gözüne girmesi ve Rick'in de oradan yine laf sokmaya devam etmesi aşırı tatlı ve güzel bir sahneydi. Ardından büyücü geliyor ve dostlarımız da oradan ejderhanın yardımıyla başka bir yere kaçıyorlar ve bir mağarada bambaşka ejderhalara denk geliyorlar. Meğerse bu ejderhalar diğer ejderha ejderhalardan daha alt seviye ve kimsenin istemediği ejderhalarmış. Onlar da zamanında büyücüden kaçıp aşağıda saklanıyorlarmış. Tabii burada çok fazla cinsel muhabbet oluyor. Yani ejderhaların cinselliğinden tutun da ejderhalara duyulan cinselliğe kadar. Ki zaten mağaranın içinde çıkan yaşlı bir ejderha var ki elinde tutun sopanın neye benzediğini ben söylemek istemiyorum. Şimdi sizler anlayan anladı, anlamayan ufak kardeşlerimiz olursa onlar da bir zahmet şu an anlamasınlar. Bundan bir 10 sene sonra bu videoyu tekrar izledikleri zaman o zaman bir çıkarım yaparlar yani. Sonra dostlarımız tuhaf bir ereksiyon ve tuhaf bir ruh bağından sonra hepsi kendi güçlerini bir arada birleştiriyorlar. Hem büyücü ve hem de çevredeki herkesi yeniyorlar. Ki dostlarım burada da ejderhaların çeşitliliğinden tutun da ejderhaların görünüşüne kadar hepsinin bir farklı olduğunu ve hepsinin bir değişik olduğunu görmüşsünüzdür. Burada da dostlarım Dragon City'ye güzel bir gönderme var. Yani hatırlarsanız bizim küçükken oynadığımız, ejderhaları çiftleştirdiğimiz, ejderhaların yumurtasını büyüttüğümüz ve ardından büyüttüğümüz yumurtaları başka ejderhalarla çiftleştirip o ejderhaları da başka bir şekilde büyüdüğümüz bir oyun olduğunu bilirsiniz dostlarım. O yüzden eğer bu ejderhalara dikkatli bakarsanız oyundaki pek çok ejderhanın burada olduğunu görüyorsunuz zaten. Ardından dostlarımız kendi evrenlerine döndükleri zaman ejderha da onlarla beraber geliyor ve Rick Jerry'den mesaj geldiğini, Jerry'nin yanına gitmesi gerektiğini söylüyor ve ardından Morty ile ejderhanın arasında böyle tuhaf bir konuşma gerçekleşiyor. Ejderha içindeki sapık ruhu ortaya çıkarıyor ve ardından Morty de ondan uzaklaşmak istediğini söylüyor.
geliyor ve aralarında tatlı olmasa da yine de tuhaf bir konuşma gerçekleşiyor. Orasını izleyenler zaten aşağı yukarı o tuhaf konuşmanın nereye gittiğini veya nasıl olduğunu anlamışlardır. Asıl olay sonra gerçekleşiyor. Rick, Jerry ve kedi beraber giderken bir yere iniyorlar ve ardından dostumuz Rick kedinin zihnine giriyor ve kedinin zihnine girdikten sonra gördüğü görüntüler karşısında dehşete kapılıyor zaten. Jerry de ne olduğunu merak ediyor ve o da bakıyor. Baktıktan sonra dostumuz Jerry her yere kusmaya başlıyor ve akıllarda tek bir soru işareti canlanıyor dostlarım. Kedi burada ne yaşadı ve kedi bunlara ne gösterdi ki bunlar ne gördü? İşte bir yıl kadar önce ben buna bir cevap bulmak için sizden bu konu hakkında yorum yapmanızı istedim ve bununla ilgili bir video yaptım ki zaten kartlardan da o videoyu çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Kedinin ne gördüğünü, nasıl gördüğünü ve neler gördüğünü siz yorumlara yazdınız ve ben de en mantıklısı hangisi onu seçeyim. Size tek tek bütün teorileri anlattım zaten. Ki zaten kedi gidiyor ama Jerry çok kötü bir halde olduğu için Rick onun zihnini siliyor ama kendi zihnini silmiyor. Çünkü Rick aşağı yukarı buna dayanıyor. Ki zaten bölümün sonundaki sahneleri de hatırlarsanız Rick and Morty'nin bitiş jeneriği girer ve ardından bir 20-25 saniyelik devam sekansı çıkar. Ve devam sekansında ejderha ve kedinin bir araya geldiğini, ardından ejderha ve kedinin yavaş yavaş birbirine kaynaştığını görüyoruz ki ikili eminim ki birbirine zaten çok yakışacak. Evet dostlarım ve canlarım, aşağı yukarı bölümden çıkardıklarım, bölümden anladıklarım ve bölümden bence bana göre gördüğüm göndermeler bu şekilde. Ama belki sizin çıkarımlarınız vardır, ama belki sizin düşünceleriniz vardır. Onları da altta yorumlarla paylaşırsanız çok çok sevinirim ki bildiğiniz gibi düşünceler paylaşırsa güzelleşir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki gün ve bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın.